Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'tgan video darsimiz chizma ta'sir fanidan bo'lib o'tgan edi. Bugungi darsimiz rang ta'sir fanidan bo'lib o'tadi. Bugungi mavzumiz odam boshini rakursdan ishlash deb nomlangan. Biz bilamizki, tasviriy san'atda portret janri asosiy janrlardan biri bo'lib, bu janrda juda ko'p rassomlar ijod etishgan. Bugungi video darsimiz sizlarga eslatib o'tganimdek, portretni rakursdan ishlash bo'lib, uni xohlagan ashyoda bajarishimiz mumkin. Men sizlarga ushbu darsni akvarel texnikasida ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga akvarel bo'yoqlari, tavshon qog'ozi va akvarel kishlar kerak bo'ladi. Marhamat, unda o'z ishimizni boshladik. Bu yerda sizlar rang ta'sir va chizma ta'sir ishlaridan namunalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, mana bizlar o'zimiz tanlab olgan tarshon qog'oziga avvalambor akvarelda boshlash uchun portretni chizib olamiz qalam yordamida. Ana undan keyin akvarelda rang bilan portretni ishlashni boshlaymiz. Oldingi darslarda ishlatib o'tganimdek, har bir ishda avvalambor o'sha komponentga e'tibor qilamiz. Portretimiz rakursdan ishlash bo'lgandan keyin portretda rakursni topamiz. Mana formatga portretni chizib oldik qalam yordamida. Endi buni akvarel bilan bo'yoqlar yordamida ishlashni boshlaymiz. Akvarel bilan ishlashdan oldin tarshon qog'ozini suv bilan namlab chiqamiz. Negaki, tarshon qog'ozida quruq tarshonning o'ziga akvarel bo'yog'ini yotishi qiyin bo'ladi. Ishlash qiyin bo'ladi. O'shaning uchun uni oldin suv bilan namlab olamiz. Namlab bo'lganimizdan keyin uni ozgina qurishini kutamiz. Oxirigacha qurimasligi kerak. Mana suvlab oldik. Mana namlab olgan qog'ozimiz ishlash jarayoniga tayyor. Asosan ishni boshlashda fondan boshlaymiz. Mana ko'rganingizdek, namlab olingandan keyin bo'yoqlarni qog'oz yuzida yoyilishi juda ham chiroyli, yaxshi tekis yoyiladi.
akvarel bilen işlegen payette öte ihtiyatkarlık bilen işleş gerek. Nege ki akvarelini eğer doğru tenlep, renklerini doğru koymasak onu kaytadan koyuş cüda kıyın. Nege ki akvarel işler cereyanda şeffaflikini tarakladı. Eğer koyan renklerimiz kirbuk ketedigen olsa onun üstüne koyan renklerimiz korunmaya kaladı. O zaman için her bir renkli koyarken payette ihtiyatçılarına koyuş talep etiledi. Akvarelde renklerden faydalanışta asosan hamamızga malum bo'lgan o'sha issiq va sovuq renklerden faydalanishimiz kerak.
Bana bugün hürmetli talebeler akvarelde işleş bu işe renk tasvirde alıp varken video dersimiz öz nihayetine yetti. Ben öyleyim ki sizler üyde elbette bu cereyanı becerirsiniz.